Bir öğretmen sınıf tahtasına elektrik devreleriyle ilgili aşağıdaki bilgileri yazıyor. Daha sonra sınıftaki öğrencilerden Hakan'ı tahtaya kaldırarak bu bilgilerin başındaki kutucuklara bilgi doğruysa D, yanlış ise Y yazmasını istiyor. Hakan doğru yanlış etkinliğini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğine göre kutucuklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisini yazmıştır? Bir lambaya seri ve düz bağlı üreteç sayısı arttırılırsa üreteçlerin tükenme süresi de artar. Şu şekilde lambamız olsun. Bir tane üreteç. Lambanın potansiyeli V kadardır paralel olduğu için. V olabilmesi için I kadar akım çekilsin pilden. İkinci durumda yine bir tane lamba. Bu sefer iki tane üreteç olsun. Üreteçler her birinin potansiyelini V, V dersek toplamda 2V potansiyeli olur. Lambanın da potansiyeli 2V olmuş olur. Lambanın 2V potansiyeliyle yanabilmesi için 2I kadar akım çekilmesi gerekiyor üreteçlerden. O zaman üreteçler birinci durumda I kadar üreteç, I kadar akım çekiliyordu. İkinci durumda 2I kadar akım çekileceğinden dolayı üreteçten çekilen akım artar ve üreticin ömrü kısalır. Dolayısıyla burada artar dediği için birinci kutucuğa yanlış yazması gerekiyor. Bir lambaya paralel bağlı üretiş sayısı arttırılırsa lambanın üzerindeki gerilim de artar. Paralel bağlı üretiş sayısı şu şekilde lambamız sadece tükenme süresine etki eder. Birinci durumda potansiyel V kadarsa bir tane daha hatta bir tane daha bağladığımız zaman sadece her üreteçten çekilen akım azalır. Dolayısıyla lambanın parlaklığı değişmez çünkü paraleldir ve paralel kollar üzerindeki potansiyeller birbirine eşittir diyoruz. O zaman ikinci kutucuğa da yine yanlış yazacağız. Bir lambaya seri ve düz bağlı üreteç sayısı artırılırsa lambanın parlaklığı da artar. Birincisinde bu vardı zaten. Bir tane üreteç vardı. Lambanın parlaklığı V potansiyeli ile orantılıydı. İki tane üreteç bağladığımız zaman 2V ile orantılı olacak. Yani parlaklık artacak. Buna doğru yazması lazım. Doğru cevap D seçeneği. Kenarlarından birinin uzunluğu x olan dikdörtgen biçimindeki metal levhadan kenarların birinin uzunluğu y olan dikdörtgen bir parça şekildeki gibi kesilip atılmıştır. Buna göre metal levhanın sıcaklığı delta T kadar azaltıldığında x, y uzunluklarıyla ilgili 1, 2, 3, 4 yargılarından hangileri doğrudur? Buradaki mantık fotokopi makinesi mantığıdır. Sıcaklığı artan maddeyi fotokopi makinesinde büyütülmüş gibi sıcaklığı azalan maddeyi de fotokopi makinesinde küçültülmüş gibi düşüneceğiz. Burada sıcaklığı delta T kadar azaltıldığında diyor. O zaman bu maddeyi biz fotokopi makinesinde küçülttüğümüz zaman X de Y de azalmış olur. Boşluk olması sonucu etkilemez. O zaman X artar demiş, bu yanlış. Y azalır, doğru. X Y'den fazla değişir diyor. X'in Y'den daha fazla değişmesinin sebebi X'in uzunluğunun fazla olmasıdır. Delta L eşittir. L 0 alfa delta T'dir. Sıcaklık değişimi aynı. Aynı madde. İlk boyu büyük olanın değişimi de fazladır. Dolayısıyla 3. seçeneğimiz de doğru. X'in Y'ye oranı değişmez. Burada X'in de aynı oranda büyüteceğimiz için X'in Y'ye oranı değişmez. Mesela X Y'nin 2 katı olsun. Büyütüp her birini 2 katına çıkardığımız zaman X'in büyüklüğü yine Y'nin 2 katı olmuş olur. Dolayısıyla 4. seçenek de doğru. Doğru cevap E seçeneği. Eyüp gitarının bir teline vurarak görünmüş şekil 1'deki gibi modellenen ses dalgalarını üretmiştir. Eyüp sonra bir değişiklik yaparak şekil 2'deki gibi modellenen yeni ses dalgalarını üretiyor. Buna göre Eyüp'ün yaptığı değişiklik sonucunda ses dalgalarıyla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmemiştir? Frekansı artmıştır. Birinci durumda
Baktığımız zaman iki dalga var. İkinci durumda dalga sayısı artmış, yani frekansı artmış. Birinci seçeneğimiz doğru. Frekans artıyorsa periyodu azalmış demektir. Çünkü periyotla frekans birbirinin tersi. Süratin azalması. Aynı ortamda olduğu için sürati değişmeyecektir. Dolayısıyla C'nin gerçekleşmesi söz konusu değil. Şiddeti diyor. Şiddeti genlikle alakalı. Baktığımız zaman genliği burada da 2 birim, burada da 2 birim. Genliği değişmemiş. Dalga boyunun azalması. Dalga boyu ard arda 2 dalga tepesi arasındaki mesafe buradan baktığımız zaman azalmış. Bu da gerçekleşmiş. Gerçekleşmeyeni sorduğu için doğru cevap C seçeneği. Asal eksenleri şakşık olan X, Y ve Z merceklerinden oluşan düzeneye gönderilen I ışık ışını şekildeki yolu izliyor. X, Y ve Z merceklerin odak uzaklıkları sırasıyla Fx, Fy ve Fz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş olabilir? Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçer. Dolayısıyla X'in odağı Y'nin optik merkezidir. O zaman X'in odağı kaç birim? 2 birim. Y'nin odağı hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Optik merkeze gelen ışın hiç kırılmadan yoluna devam eder. Dolayısıyla Y hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Z'ye bakıyoruz. 3 birimden gelmiş, 3 birime gitmiş. O zaman bu 3 birim merkezdir. Merkezi 3 birimse odağı 1,5 olacaktır diyoruz. O zaman X'in odak uzaklığı Z'den daha büyüktür. X'in odak uzaklığının Z'den büyük olduğu bir tane seçenek arıyoruz. Olabilir demiş çünkü. Seçeneklerden gideceğiz. O da B seçeneğinde var. X'in odak uzaklığı Z'den daha büyük. Doğru cevap B seçeneği. Ağaçların kökleri yardımıyla emdikleri su en üst dağlardaki yapraklara kadar yükselir. Bu durumun açıklanmasında kullanılan ilke ile 1-2-3 durumlarından hangileri de açıklanabilir? Ağaçların kökleri yardımıyla emdikleri su kılcal kanalları vasıtasıyla kılcalık olayı sayesinde en üst dağlara kadar çıkar. Burada etkin kuvvet adezyon kuvvetidir. Seçeneklere baktığımız zaman da bir ucu suya dokundurulan kağıt peçetenin tümünün ıslanması yine kılcalıkla ilgili bir durumdur. Birinci seçeneğimiz doğru. Boyu uzun olan ağaçların kesitinin kalın olması. Bu onunla alakalı değil, ağacın gelişimiyle alakalı bir durumdur bu. İkinci seçeneğimiz yanlış. Sıcaklık arttığında bir sıvılı termometredeki sıvının yükselmesi, bu da sıvının genleşmesiyle alakalı bir durumdur. Genleşir ve kılcal kanalda yükselir. Onunla alakalı bir durum değil. Dolayısıyla üçüncü seçeneğimiz yanlış. Doğru cevap A seçeneği. Doğrusal bir yolun birbirine paralel şeritlerinde düzgün doğrusal hareket yapmakta olan X ve Y araçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre herhangi bir T zaman aralığında X ve Y araçlarının 1-2-3 niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir? X aracı her 100 metrelik yolu 20 saniyede kat etmektedir. X eşittir V çarpı T denkleminden 100 eşittir V çarpı 20'den V 5 metre bölü saniye çıkar. Bunun süreti 5'miş. Y aracına baktığımız zaman 10 saniyede 50 metre yol almış. Yine X eşittir V çarpı T denkleminden 50 eşittir V çarpı 10'dan V 5 metre bölü saniye çıkar. Yollar birbirine paralel olabilir ama yönlerini bilmiyoruz cisimlerin. Biri doğu, biri batı yönünde gidiyorsa eğer aynı süratlerle, bunların süratleri aynı olur ama hızları birbirinden farklı olur. Çünkü hız vektöreldir. Hızda yön de var. Yönü farklıysa hızları farklıdır diyoruz. Herhangi bir T zaman aralığında X ve Y araçlarının eğer yönleri farklıysa X aracı doğu yönünde D kadar yol gidiyorsa Y aracı da batı yönünde D kadar yol gidebilir. Aynı yönlü de olabilir. Kesinlik sorduğu için bunu bilemeyiz. Dolayısıyla yer değiştirme net bir şey söyleyemiyoruz. Yönleri farklıysa yer değiştirmeleri de farklıdır. Çünkü yer değiştirme de vektöreldir. Alınan yol skalerdir. Alınan yol ikisinde de D'ye D olduğu için birbirine eşittir. Üçüncü seçenekte hız demiş.
hız büyüklükleri birbirine eşit ama yönleri farklı olabilir. Farklı oluyorsa o zaman hızı da farklıdır diyebiliriz. Kesin mi peki? Kesin değil, bilemiyoruz ama kesinlik sorduğu için 3'ü dahil edemiyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki sistemde HCl çözeltisi bulunan kaba kalsiyum hidroksit çözeltisi eklenerek nötrleşme tepkimesi gerçekleştiriliyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? HCl çözeltisi bulunan laboratuvar malzemesinin adı Behr Glass'tır. Bakıyoruz, HCl bulunan kap Behr Glass olarak adlandırılır. Bu doğrudur. Cavaşki bulunan kabın adı da burada görüldüğü gibi bürettir. Dolayısıyla büret ve Behr Glass kullanılmış burada. Bu doğru. Birinci kapta, yani HCl'nin bulunduğu kapta HCl artı Cavaşki CaCl2 artı H2O tepkimesi gerçekleşir. Bu da doğrudur. Asidin hidrojen dışında kalan kısmıyla bazın OH dışında kalan kısmıyla tuz oluşturuyoruz. Ca ve Cl tuz oluşturur. Geriye hidrojen ve OH'da su oluşturur. Burada doğrudur. Tepkimin net iyon denklemi su oluşum tepkimesidir. Bunun iyon denklemini yazalım öncelikle. 2HCl öncelikle denklemi bir daha yazalım. Artı CaOH2 eşittir CaCl2 artı H2O şeklindeki denklemimizde 2H artı artı 2Cl artı Ca artı 2 artı 2OH eşittir CaCl2. Bunu da şöyle yazabiliriz. Ca artı 2 artı 2Cl şeklinde yazabiliriz. Sulu ortamda olduğu için artı H2O şeklinde yazıyoruz. Aynı tür olan iyonlar, her iki tarafta aynı olan iyonları sadeleştiriyoruz. Kalsiyumlar gitti görüldüğü gibi. Burada başka klorlar da gitti. Geriye ne kaldı? 2H artı artı 2OH eşittir. Burada da 2H2 var, 2H2 oldu. Dolayısıyla sadeleştirdiğimiz zaman ikileri H artı OH eşittir H2 olur. Net iyon denkleminin bu olduğunu görüyoruz. Diğer iyonlar seyirci iyonlar. Her iki tarafta da olduğu için onları sadeleştirdik. Dolayısıyla bu doğrudur. Tepkimenin seyirci iyonları kalsiyum ve klor iyonlarıdır. Bu da doğrudur burada görüldüğü gibi. İkinci kaptaki çözülmüş maddenin yaygın adı sönmemiş kireçtir. İkinci kaptaki maddenin yaygın adı sönmüş kireçtir. Sönmemiş kireç kalsiyum oksittir. Bu sönmemiş kireçtir. Sönmemiş kireç. Kalsiyum oksitin suyla tepkime sonucunda sönmüş kireç elde edilir. H2O ile tepkime girdiğinde de CaOH elde edilir. Dolayısıyla bu maddenin adı sönmüş kireçtir. Yanlıştır. Bu doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki iki ayrı kapta bulunan aynı sıcaklıktaki X tuzu çözeltileri birinci kap ve ikinci kap ile gösterilmiştir. Birinci kaptaki çözeltinin bir kısmı sabit sıcaklıkta ikinci kaba aktarılıyor. Buna göre birinci ve ikinci çözeltilerin başlangıç durumuna göre bazı değişikliklerle ilgili özellik değişim tablosu oluşturuluyor. Tablodaki özelliklerin değişimi artar değişmez ya da azalır şeklinde doğru olarak belirtildiğinde artar ifadesi tabloda kaç kez kullanılır? Burada çözeltinin bir kısmı aktarılmış. Aktarıldıktan sonra birinci kaptaki çözeltinin kütlesi azalmış olacak. Birinci kaptaki çözeltinin kütlesi daha az bir çözelti kalacak kabın dibinde. İkinci kaptaki çözeltinin kütlesi ise artmış olacaktır. Birinci kaptaki çözelti ikinci kaba aktardığımız için burada bir maddenin bir kısmını başka bir kaba aktarmakla yüzdesini değiştiremeyiz. Yüzdesi aynı kalmıştır. %25'tir. Ancak daha derişik bir çözeltiyi buraya aktardığımızdan dolayı çözeltinin yüzde derişimi %10'dan büyüktür. Burada ise %10'dan büyük olacak. Yüzde büyüktür 10 olacak. Bir miktar derişim artmış olacak burada. O zaman kaynamaya başlama süresi birinci çözeltinin miktarı azaldığı için kaynamaya başlama süresi azalacaktır burada. Azalır. İkinci çözelti ise kaynamaya başlama süresi bu durumda artar çünkü çözeltinin kütlesi arttı. Donmaya başlama noktası birinci çözeltide değişmez. İkinci çözeltide ise derişim arttığından dolayı azalır. Elektrik iletkenliği birincide değişmez çünkü çözeltinin derişiminde bir değişiklik yok. İkincide derişim arttığından dolayı iletkenlik artar çünkü iyon derişimiyle orantılıdır. Doğru orantılıdır iletkenlik. Birim hacimdeki çözülen tanecik sayısı birincide değişmez. Yüzdesi değişmiyor çünkü. İkincide ise birim hacimdeki çözülen tanecik sayısı artar diyoruz. Kütlece yüzde derişim birincide değişmesi ikincide artar oldu. Dolayısıyla kaç yerde artar kullanmış bakıyoruz. 1 burada var, 2 var, 3 var ve burada 4 var. 4 yerde kullanmış. Doğru cevap B seçeneğidir.
Kimya dersinde yapılan bir etkinlikte öğretmen tahtaya bazı tanecik türlerini içeren bir tablo yansıtmıştır. Daha sonra öğrencilerden tanecik türlerini silerek onların yerlerine birer örnek yazmaları istemiştir. Buna göre öğrenciler tarafından oluşturulan aşağıdaki tablolardan hangisi yanlıştır? Şimdi molekül örneği kovalent bağlı atom grubu olması gerekiyor. Kök yine birden çok atomun oluşturduğu eksi ya da artı yüklü atom grubu olacak. Moleküler yapılı bileşik ise yine bir atom grubu olacak, molekül olacak. Dolayısıyla burada A seçeneğinde HCO verilmiş molekül, HCO2 verilmiş molekül. OH burada görüldüğü gibi kök olur. B'de ise S8 verilmiş molekül, CO2 verilmiş molekül. NH4 ise kök olur. Birden çok atomdan meydana gelmiş olan artı iyon. H2 moleküldür, HCO moleküldür, OH iyondur. Köktür daha doğrusu, bu da doğrudur. OH burada görüldüğü gibi molekül değildir, bu yanlış. NaCl de burada molekül değildir, bu da yanlış. S8'de iyon değildir, bu yanlış. Yerleri karışmış burada ve NaCl zaten hiç olmamış. Çünkü iyonik bağlı bileşik bu anlatılan, daha doğrusu verilen bu tablo içerisinde yok. Bu yanlış olur. Moleküldür O3, NH3 de moleküldür burada görüldüğü gibi. NH4 ise iyondur, daha doğrusu köktür atom grubu olduğu için. Doğru cevap D seçeneği olur. Baş grup elementleri olan X, Y ve Z elementleri için birinci yoğunlaşma enerjileri X büyük, Y büyük, Z'dir. Aynı periyotta olan X, Y, Z elementlerinin grup numaraları aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. X'in yoğunlaşma enerjisi en büyük olduğu için 8A'da olabilir. Sonra Y 7A'da olabilir, Z'de 6A'da olabilir. Bu olabilir. X 5A'da olabilir, Y 6A'da olabilir. Çünkü 5A'nın yoğunlaşma enerjisi 6A'dan büyük. Z'de 1A'da olabilir, olur. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe genellikle yoğunlaşma enerjisi artar. İki yerde değişiklik vardır. 2A 3A'dan büyüktür, 5A'da 6A'dan büyüktür. 1A küçüktür, 3A küçüktür, 2A, o da küçüktür 4A, küçüktür 6A, küçüktür 5A, 5A 6A'dan büyük, 7A ve 8A şeklinde sıralama yapabiliriz burada. 5A 6A'dan, 6A'da 1A'dan büyük olduğu için doğrudur. 4A, 3A ve 2A demiş burada. Gördük ki X 4A da olabilir. Y 3A'da ise Z 2A'da olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü 2A'da olan bir elementin yoğunlaşma enerjisi daha büyüktür. Onun için bu durumda Z 3A'da olmalıydı. Y de 2A grubunda olmalıydı. Bu durumda yer değiştirseler olurdu. Bu yanlış olur. 5A, 4A, 3A olabilir mi bakıyorum. 5A büyüktür 4A'dan yazdığımız bu sıralamaya göre. 4A, 3A'dan büyük olur. 4A, 2A, 1A olur mu? Bu da olur. Çünkü 4A görüldüğü gibi burada daha sağ tarafta yer alıyor. Sonra 2A görüldüğü gibi 1A da burada. 1A bunlar içerisinde en küçük olur. Doğrudur. Bize yanlış olan soru için doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda verilen özellikler doğru ya da yanlış durumuna göre yıldız ve kare ile kodlanmıştır. Buna göre elementlerle ilgili ifadeleri yukarıdaki kodlama mantığıyla yapılırsa sırasıyla aşağıdaki şifrelerden hangisi elde edilir denilmiş. Elementin özelliği elementler tek cins atom içerir. Bu doğru bir ifadedir. Burada kare koduyla işaretlenmiş. Demek ki doğrular kare koduyla olacak. Elementler kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Bu da yanlış olacak. Demek ki yanlış olanlar da yıldız koduyla kodlanmış olacak. Saftır ve homojen yapıdadır. Buna göre elementlerle ilgili saftır ve homojen yapıdadır. Bu doğrudur. Bunu kare koduyla kodlayacağız. Kare olacak bu. Oda koşullarında tümü atomik yapılıdır. Bu yanlıştır. Elementlerden ametal olanlar oda koşullarında moleküler yapılı olurlar. O2 gibi, Cl2 gibi, diatomik ya da P4 gibi, S8 gibi poliatomik yapıda olabilirler. Dolayısıyla bu yanlış olur. Bunu da yıldızla kodlamış olacağız. Sabit erime ve kaynama noktaları vardır. Bu da yine aynı şekilde elementler için doğru olan bir ifadedir. Kare koduyla işaretlemiş olacağız. Öyleyse doğru cevap bu durumda kare, yıldız, kare şeklinde olmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. (4,4 mol atom içeren SO3 molekülü ile 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane CnH2nO2 molekülünün kütlesi eşittir. Buna göre CnH2nO2 bileşiğindeki N sayısı kaçtır denilmiş. Burada öncelikle verilmiş olan maddelerin
mol sayılarını bulalım. 4.4 mol atom içeren SO3 bileşiği acaba kaç moldür? 1 mol SO3 içerisinde, SO3'te 4 mol görüldüğü gibi atom vardır. Atom bulunmaktadır. X mol SO3'te, burada 4.4 mol atom verilmiş, 4.4 mol atom var deriz. Dolayısıyla buradan X eşittir 4.4 bölü 4'ten 1.1 mol olduğunu buluruz. 1.1 mol SO3 ile 6.02 çarpı 23 tane CnHn O2 molekülü eşitliğe sahipmiş bu durumda. Bunun kaç mol olduğunu bulalım. Bu 6.02 çarpı 23 Avogadro sayısı olduğundan dolayı bu 1 mol demektir. 1 mol CnHn O2'nin kütlesi, 1 mol CnH2n O2'nin kütlesi 12n artı 2n hidrojenin atom ağırlığı 1 olduğundan dolayı artı 2 çarpı 16'dan 32 yapar. Bu da eşittir 1.1 çarpı 1.1 çarpı SO3'ün mol ağırlığı 32 artı 3 çarpı 16'dan eşittir 48. Bu da topladığımız takdirde 80 yapacaktır. 1.1 çarpı 80 olacak. Burada eşittir 88 olur. 14n eşittir 88 eksi 32'den, burada 14n eşittir 56 olur. N eşittir bu durumda 4 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Arı bir X katısına ait sıcaklık ısı grafiği yukarıda verilmiştir. Bu madde ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Erime sıcaklığı T santigrat derecedir denilmiş. Bakıyoruz, ilk başta madde eriyecektir. Katıdan sıvı hale gelecektir. O zaman birinci sabit noktamız bizim erime noktası olur. Bu doğrudur. Erime ve kaynama sırasında aldığı ısı hal değişimi için kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Çünkü sıcaklığın değişmediğini görüyoruz bu noktalarda. Isıtıldığı takdirde madde katı halden sıvı hale gelmiş, sıvı halden gaz hale gelmiş. Verilen ısı hal değişimi için kullanılmış. Bu doğrudur. Erime sıcaklığında tamamen erimesi için aldığı ısının kaynama sıcaklığında tamamen buharlaşması için aldığı ısıya oranı 4/9'dur. Burada alınan ısı görüldüğü gibi 4A kadar burada başta erime noktasına kadar verilmiş. 3A olur burası. 5A'dan 9A'ya da burada görüldüğü gibi aradaki fark 4A olduğundan buharlaşması için de 4A kadar ısı verilmiştir. Bu durumda erimesi için verilen ısı 3A, buharlaşması için verilen ısı 4A olduğundan dolayı oran 3/4 olur. 4/9 olmaz. Bu yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. İnsanda AB0 kan grubu sistemi için hangilerinin doğru olduğu soruluyor. İnsanda AB0 sistemi AB ve 0 olmak üzere 3 alelle kontrol edilir. Bu aleller arasında eş baskınlık ilişkisi ve tam baskınlık ilişkisi bulunur. A ve B aleli birbirine eş baskındır. Her ikisi de 0'a tam baskındır. Bu durumda en fazla 4 çeşit fenotip meydana gelebilir. Bu fenotipleri yazalım. Bu fenotipler alellerin olduğu A, B, 0 fenotipleri, bir de eş baskınlık ilişkisinden ortaya çıkan A, B fenotipidir. Bir doğru olur. Fenotip çeşit sayısı, alel sayısı artı eş baskın ilişki sayısı olarak bulunabilir. Alel sayısı 3, eş baskın ilişki sayısı 1, 3 artı 1'den 4 olarak bulabilirdik. Toplumda en fazla 6 çeşit genotip oluşabilir. Bu genotipler homozigot A kan grubu, heterozigot A kan grubu, homozigot B kan grubu, heterozigot B kan grubu, AB kan grubu ve 0 kan grubu şeklinde toplamda görüldüğü gibi 6 çeşit fenotip ortaya çıkmaktadır. Bunu da bulmanın bir formülü var. Çok alellikte genotip çeşidi sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunur. Burada n yerine alel sayısı yazılır. Alel sayısı 3 olduğu için 3 çarpı 4 bölü 2 yaptığımızda yine 6 çeşit genotip olduğunu bu formülle de bulabilirdik. Bazı bireylerde karakterin oluşmasını sağlayan genler arasında eş baskınlık görülebilir. A ve B aleli birbirine eş baskın olduğu için AB genotipine sahip olan bireyler AB kan grubu fenotipli olurlar. Eş baskınlık görülebilir. 3 de doğru olmaktadır.
Bireylerin hiçbirinde karakterin oluşmasını sağlayan genler arasında tam baskınlık veya çekiniklik durumunun meydana gelmeyeceği ise yanlıştır. Tam baskınlık ilişkisi vardır. A. Sıfıra tam baskındır. B. Aleli sıfıra tam baskındır. Sıfır aleli ise çekiniktir. Bu durumda 4 yanlış olur. Cevabımız D seçeneğidir. Ortamıyla izotonik halde bulunan bir bitki hücresi kendi ortamından alınarak yeni bir çözeltiye konulmuş. Şekli incelediğimizde başlangıçta koful hacminin büyük olduğunu, yeni ortamda bir süre sonra koful hacminin küçüldüğünü, son olarak ise kofulun oldukça küçüldüğünü, hücre zarının hücre çeperinden uzaklaştığını görüyoruz ve hücre giderek su kaybetmiş başlangıçtan son duruma doğru. Hücrenin giderek su kaybetmesinden konulan yeni ortamın hipertonik ortam olduğunu, yani çok yoğun ortam olduğunu anlıyoruz. Hipertonik ortama konan bir hücrede şekilde gösterildiği gibi koful su kaybederek küçülür. Hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe artar. Bu durumda yeni çözelti hücre içindeki sıvılara göre daha yoğundur, doğru olur. Başlangıçtan son duruma doğru sitoplazma sıvısının yoğunluğu artar. Çünkü hücre su kaybetmiştir. Hücre su kaybettiğinden sitoplazma sıvısının yoğunluğu artmaktadır. Başlangıçtan son duruma doğru koful içindeki sıvının yoğunluğu azalır. İfadesi ise yanlış olur. Sitoplazma sıvısının yoğunluğunun arttığı gibi koful da su kaybettiği için koful içindeki sıvının yoğunluğu da artar olmalıydı. C seçeneği yanlış verilmiş. Başlangıçtan son duruma doğru hücre zarı hücre çeperinden uzaklaşır. Çünkü hücre su kaybetmektedir. Başlangıçtan son duruma doğru hücrenin turgor basıncı azalır. Su kaybettiği için ancak osmotik basıncı artar. Bu durumda yanlış olan C seçeneği cevabımız olur. Tek hücreli bir canlının hücresel yapısı şekilde gösterilmiştir. Burada gösterilen canlı protist alemi içerisinde kök ayaklılar grubunda yer alan amiptir. Kök ayaklılar grubunda yer alan türler yalancı ayaklarıyla hareket edebilirler. Yalancı ayaklarıyla aynı zamanda besinin hücre içine alınmasında yalancı ayakları aktif olarak kullanırlar. Protist alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Zarla çevrili çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunur. Dolayısıyla ATP sentezi mitokondri organelinde gerçekleşir. Hazır besin alarak beslenirler. Yani heterotrof canlılardır. Tüketici canlılardır. Kendi besini kendisi yapamaz. Hücre zarını çevreleyen hücre duvarına sahip değillerdir. Tüm bir hücrelerde olduğu gibi bölünerek eşeysiz olarak çoğalırlar ancak kamçısı sayesinde değil, yalancı ayakları sayesinde yer değiştirirler. Kamçısı sayesinde yer değiştirebilenler protist alemi içerisinde yer alan kamçılılar grubundaki türlerdir. Buna örnek olarak Euglena'yı verebiliriz. E seçeneğinde bu kısımda yanlışlık yapılmıştır. Cevap E olur. Bölünmekte olan diploid kromozomlu bir hücrede verilen durumlardan hangilerinin bölünmenin mitoz ya da meyoz olduğuna tek başına yeterli kanıt oluşturabileceği soruluyor. Homolog kromozomların ekvatoral düzlemde karşılıklı gelecek şekilde rastgele dizilmesi bölünmenin meyoz olduğunu gösterir. Bu olay meyoz bölünmenin metafaz 1 evresinde gerçekleşir. Bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerin ana hücrelerin yarısı kadar DNA'ya sahip olması meyoz bölünmeye ait bir özellik olur. Mitoz bölünmenin başlangıcında interfazda DNA kendini eşler, DNA miktarı 2 katına çıkar. Daha sonra mitoz bölünme tamamlanıp son aşamada sitokinezde yani sitoplazma bölünmesi gerçekleştiğinde DNA miktarı tekrar başlangıçtaki seviyeye inmiş olur. Ancak meyoz bölünmede
Aynı durum olmakla beraber mayoz ikinci aşamada mayoz 1'de oluşan hücreler 1 bölünme daha geçirdiği için mayoz 2 olduğu için bir hücreden toplam 4 hücre oluşur. Dolayısıyla mayozda bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerin ana hücrenin yarısı kadar DNA'ya sahip olması gerçekleşir. İkinci özellik de mayoza aittir. Kromozom sayısının bir evrede geçici olarak 2 katına çıkması mitozda anafaz evresinde gerçekleşir. Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılır ve her bir kardeş kromatit artık kromozom olarak sayıldığı için geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkar. Mayoz bölünmede ise anafaz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılır ve kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkar. Dolayısıyla kromozom sayısının bir evrede geçici olarak 2 katına çıkması mitoz ve mayozda ortak bir özellik olur. Bu durumda cevabımız 1 ve 2'nin olduğu B seçeneği olur. Biyolojik çeşitlilik içerisinde yer alan bazı kavramların açıklaması tabloda verilmiş. Buna göre doğru eşleştirme soruluyor. Aynı türün bireyleri arasındaki genetik farklılıkları ifade eden kavram genetik çeşitliliktir. M ile genetik çeşitliliği eşleştirmeliyiz. Ekosistemde bulunan farklı türlerin zenginliğini ifade eden kavram ise ekosistem çeşitliliğidir. L ile ekosistem çeşitliliğini eşleştirmeliyiz. Ekosistemde farklı işlevleri olan türleri kapsayan kavram ise ekolojik niş çeşitliliği olmaktadır. Doğru eşleştirme A seçeneğinde verilmiştir. Cevap A olur. Bir hayvan hücresindeki esterleşme reaksiyonu sonucunda moleküllerden hangilerinin oluşmasının beklenmeyeceği soruluyor. Esterleşme reaksiyonunda monomerler arasında ester bağları kurulur. Trigliserit yani nötral yağlar 3 yağ asidi ve 1 gliserol molekülünün ester bağı ile birleşmesi sonucu oluşan lipitlerdir. Dolayısıyla trigliserit oluşumu esterleşme reaksiyonuyla oluşur. Enzimlerin yapısında protein bulunur. Proteinlerin yapı taşları olan amino asitler peptit bağıyla birbirine bağlanır. Burada peptitleşme söz konusudur, esterleşme değil. Polisakkaritlerin yapı taşları arasında glikozit bağı bulunur. Polisakkaritlerin oluşumu esterleşme reaksiyonu değildir. Bu durumda esterleşme olmayanlar 1 ve 3 olmaktadır. Cevabımız D seçeneği olur.